Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslına bakarsanız bu kısımda size direkt olarak hani uçaklı uçaklı bir giriş yapmak istiyordum ama siz artık uçağa ihtiyaç duymadan izlersiniz diye düşünüyorum. Çünkü artık her videomuz uçaklı gibi olacak. Yeni Haaland Fenerbahçe'ye transferde yerli operasyonu. Ben muhtemelen şöyle bir başlık koymayı düşünüyorum. Fenerbahçe Haaland'ına kavuşuyor stoperde son durum ve sürpriz diye. Şimdi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde fanatiğe yapmış açıklamayı ve genç oyuncusunu Erling Haaland'a benzetmiş. Başarılı forvetin Norveçli süperstarın seviyesine çıkabileceğini ifade etmiş ve 20 yaşındaki golcü Fenerbahçe'nin transfer listesine o andan itibaren girmiş. Öyle söylüyor. Hedefte tabii ki Süper Lig'in gözde sağ beki de var diyor haberde. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben bu videoyu, daha doğrusu bu konuyu dile getirdim. Ve dile getirdiğim konuda dedim ki biz bu arkadaşı zaten belki de daha önce keşfettik. Belki de daha önce istedik sarı yerdeyken ama yollar kesişmemişti. Belki de o günden bugüne takip ettik dedim. Birçok arkadaş da şey dedi, belki de bu kanala abone olmalıyım artık dedi. Yani belkilerin çok olduğu ama hoş bir video olmuştu. Bu videoda da benzer şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Yani hem hatırlatma babında söylemiş oldum hem de bilin istedim. Hani bir önceki videoda hatta bazı arkadaşlar hadsiz bir şekilde Haaland kim, Fenerbahçe kim, atıyorsanız doğru atın. Yok efendim işte halamın da bıyıkları olsaydı Haaland olurdu falan. Alan sarışın mı ki diyesim geldi ama neyse. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Fenerbahçe ara transfer için çalışmasını sürdürüyor. Jesus'un isteğiyle bir şeyler yapılmak isteniliyor. Tamam Pedro sakatlandı, şu bu diyoruz ama yerli kuralı malum. Haliyle de rotasyon yapmak istiyoruz. Genç oyuncularla ilgili de bir şeyler yapmak istiyoruz. Geleceğe de yatırım yapmak istiyoruz. Baktığınız zaman şu anda genç, Türk, bütün futbolcular bizim potansiyel transfer adayımız. Yani genç, Türk, bütün forvetler. İşe yarar. Hatta Halil Dervişoğlu'nu falan da yazdılar herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da kusuruma bakmazsınız. Sizler beni sevdiğiniz için bir şey demezsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Salı günü itibariyle kamp bitiyor. Yani bugün kamp bitiyor. Ve Jesus, Vallecano, Villarreal maçları sonrasında futbolculara izin vermişler. Takım toplandı. Dün idman yapıldı, bugün idman yapıldı ve 5 günlük kamp, 2 hazırlık maçı için Antalya'nın yolu tutulacaktı. Belki de şu saatlerde, gerçi şu saatlerde yola çıkmış mıyızdır? Çıkmışızdır belki de. Neyse, Fenerbahçe hem Alanyaspor'la bir müsabaka oynayacak hem de İtalyan ekibi Salernitana ile bir maç yapacak. Bu arada aynı statta olacak arkadaşlar. Cumartesi günkü maç 18'de. Aynı statta olacak. Salernitana maçının bilet gelirleri Fenerbahçe'mize aktarılacağı için ona şey yapın. Bildiğiniz gibi João Pedro, hani Arda Güler şu an sakatlar. Emre Mor falan işte Altay Bayındır falan sonradan katılacak. Batshuayi'nin yarın katılmasını bekliyoruz. Bakalım arkadaşlar ne olacak. Erling Haaland'ı konuşalım biz. Boş ver hocam onları. Onlar önemli meseleler değil. Şimdi Volkan kimden bahsetti? Bertuğ Yıldırım'dan. Bertuğ Yıldırım Volkan Demirel'e konuştuktan sonra birdenbire sosyal medyada patlama yaptı. Hatta ben aynı Bertuğ Yıldırım ismini Galatasaray'la da gördüm arkadaşlar. Evet evet, yanlış duymadınız. Galatasaray'ın da Bertuğ Yıldırım'la ilişkisinin olduğu, iletişiminin olduğu, transfer edeceğine dair duyumlar gördüm. Ne hikmetse şimdiye kadar konuşulmayan duyumlar. Volkan dedi ki Hatay'a geldiğimizden de hani Bertu örneğini vereceğim. 20 yaşında şöyle böyle falan filan diye. Arkadaşlar biz bu çocukla ilgili duyumu verdim. Ha transfer eder miyiz? Zannetmiyorum ama sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Sezon sonu için hiçbir şey diyemem. Evet de diyemem, hayır da diyemem. Şu anki gelişimine göre %51 evet derim ama. Ama devre arasında bir şey diyemem. Sağ bek, sol bek. Fenerbahçe'nin bir isim daha anılıyor arkadaşlar. Bünyamin Balcı.
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri diyor. Ayrıca alt liglerle ilgili de tarama yapmaya devam ediyor. İkinci lig ekibi Bucaspor'un genç sol beki Enes Alıç'ın da gözlenen oyunculardan biri olduğu falan filan diyor. Bakın arkadaşlar, şimdi ben burada duyumları veriyorum bazen. Siz anlamıyorsunuz. Anlamayınca da diyorsunuz ki ya duyum yazmışsın, hangi duyum? Bak size şöyle anlatayım arkadaşlar. Sol bek için bu arkadaşı pek ciddiye almayın. Niye? Bizim belki de aradığımız sol bek gurbetçidir. Sözleşmesi bitecek bir sol bektir. Konuşmuşuzdur belki de. Hani Ali'dir adı, ne bileyim başka bir şeydir. Baran'dır ya da Baraya ya benzer bir şeydir. Bir şey diyemem. Sağ bek için bizim sağ bekimiz yeterince var. Şu an Nazım'ı elden çıkarttık mı? Hadi çıkarttık diyelim. Ferdi var, Osayi var. Bence sola odaklanalım. Anladınız mı? Hocam ben gene bir şey anlamadım. Biraz geriye çek anla. Hocam ben gene anlamadım. O zaman 25 lira ver, üye ol. Açık açık duy. Sen de ama paracı çıktın ha. Yani paracı demeyelim de çeşitli etkinlikler yapıyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray derbisi için yabancı hakem. Arkadaşlar bu bir öneri. Bilginiz olsun. Yabancı hakem gündemde. Hürriyet gazetesi yazarı Murat Fevzi Tanır'la köşesinde bir hani hakemle ilgili bayağı bir açıklamada bulunmuş. İşte futbol yaşam kaynağı şöyle böyle, Ali Koç bir şeyler dedi, Ahmet Nur Çebi iki şey dedi, öbürü üç şey dedi, işte Ahmet Ağoğlu başka bir şey dedi, öbürü şunu dedi bunu dedi diye uzun uza diye yazmış. Yani Galatasaray'la ilgili bir şey yazmamış herhalde, ciddiye almamış. Diyor ki bu sezon La Liga'da 19, Premier Lig'de 20, Fransa Lig 1'de 21, Bundesliga'da 23 hakem görev almış. Serie A'da farklı bir sistem uygulandığından 41 hakem. Süper Lig'de sayı 23. Yani gayet yeterli ve normal. Her hafta Süper Lig ve Bundesliga'da 9, diğerlerinde 10 maç oynandığını hatırlatalım diyor. Tamam. Sorun yabancı değil, futbolun dili falan filan diyor. Kaliteden bahsediyor. Diyor ki Dünya Kupası'nda Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetti diyor. Çatır çatır da yönetti. Gelsin Fenerbahçe Galatasaray maçını yönetsin diyor. He, kadına sövün değil mi? Arkadaşlar yabancı hakem dediklerine bakmayın. Yabancı hakemin uygulama aşaması ilk VAR'da düşünüyorlar, sonra sahaya düşünüyorlar. Bilginiz olsun. Yani önce VAR'da düşünüyorlar. Önce VAR'da düşünüyorlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Sonrasında bakacağız. Yani sonrasında bakacağız. Burada Fenerbahçe'den gündemi sarsacak forvet diye bir haber var ama bu haber boş bir haber. İçi çok boş bir haber. İşte João Pedro sakatlandı. Büyük ihtimalle sezonu kapattı falan filan. Fenerbahçe de rotayı değiştirdi diyor. MLS'e çevirdi Fenerbahçe şeyini, dikkatini. Stoper'de de MLS'e çevirdi. Almanya, Avusturya'dan talipleri var. 26 yaşında bir savunmacı eklemişiz listeye falan filan. Yani birçok isim arkadaşlar. Birçok isim yazılmış. Ama MLS stoper için rotayı çevirdi haberini daha önce konuştuk diye hatırlıyorum. O yüzden geçiyorum. Antalya'da maç 10 Aralık'ta Salernitana'yla, Çarşamba günü Alanya'yla, Cumartesi günü Salernitana. Mert Hakan'a son uyarı diyor. Sinirlerine hakim olamayan Mert Hakan yanlışa Villarreal mücadelesinde sıkıntı yaşadı. Jesus da uyardı. Konuşursam yerinden oynar demiş. İmkanlar zorlanacak falan filan diyor. Bakın bomboş haberler. Hiçbir şey yok arkadaşlar bu haberde. O yüzden bunu da geçtim. Hocam stoperde son durum. Arkadaşlar Fenerbahçe'de stopere 3 aday diye bir haber yapmışlar. Aslına bakarsanız son durum stabil. Hala aynı. Ama yine de merak ettim haberde ne anlattığını. Yani merak ettiğim için şu anda şey yapıyorum. Kadrosunu güçlendirmek istiyor Fenerbahçe. Portekiz teknik adam 3 tane transfer istedi. 3 adayı belirledi. 2 yerli, 1 yabancı. Luan Perez'in Real maçında ciddi sakatlığı. Evet, hadi. Jesus stoper alınmasını istedi. Mevki alınacak isimler João Pedro'ya göre netleşecek. Yani herhalde yabancıdan dolayı demek istiyor, yani yabancı sayısına göre. Kamp başlıyor. Maçları söylüyor. Biliyoruz. Jesus'tan Altay'a veto. Hala Serie A'da uzak ara liderliğini sürdüren Napoli kulübünden sonra
Altay için Inter'den de teklif gelmiş. İtalyanlar Fenerbahçe kaptanını yakından takip ediyormuş. Jesus da olmazsa olmaz diyormuş. Bu dönemde transferine sıcak bakmıyormuş. Zaten bu dönemde transferine sıcak bakacağını beklemiyor. Bünyamin Balcı listede diyor. Konuştuk bunu. Sürpriz yabancı stoper. Arkadaşlar bakın, Bruma'nın listeye eklenme durumunu çok soranlar var. Öyle bir durum olmasa bile var diyeceğim. Niye olmasa bile? Arkadaşlar biz bir taktik deniyoruz. Belki de futbolcumuzu pazarlama taktiği deniyor ya da futbolcuyu gönderme taktiği. O yüzden olabilir diyeceğim. CSK'da forma giyen Willian Rocha için de harekete geçildi, telefon edildi falan filan diyor. Ses seda yok. Yerli stoper için bir sürü isim ortaya atıldı. Kaan Ayhan, hatırlayın, anlaşmıştık. Öyle söylendi. Hiç haberimiz yok. Ne oldu? Samet Akaydın 30 saniyede bir, 1 dakikada bir Samet Akaydın ismi ortaya atılıyor. Kaan Ayhan ismi, dediğim gibi bak, Kaan Ayhan'a imzalanıldı diyordu. Hatırlıyor musunuz haberler? Ben hatırlıyorum. Kaan Ayhan'la imzalandı deniliyordu arkadaşlar. Şimdi yok. Kaan Ayhan, Maan Ayhan yok. Sonra bana kızıyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam hani duyum? Arkadaşlar aha, adamların verdiği duyum bu. Aldın arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Stopere 3 aday dediğine bakmayın siz. Bak şimdi subliminal vermem lazım duyum ama açık açık veriyorum. Şu anda stoper için 12 tane isimle görüşülüyor desem, 12 isim mi? Nabız yoklanıyor desem yalan söylemiş olmam. Diyeceksiniz ki hocam sen de iyice attın 12 tane isim. Ha sonra ne olacak hocam? Diyeceksin ki bak ben demiştim. Şu çıkacak ben demiştim. Bu çıkacak ben demiştim. Arkadaşlar ben demiştim dememe gerek yok. Ben sizi bilgilendiriyorum. Duyum verdim diye sizden para almıyorum. Duyum verdim diye özgürlüğünüzü elinizden almıyorum. Ben sizi bilgilendiriyorum dostlarım, arkadaşlarım. Bakın birçoğunuz, şu kanalda 27.300 kişi var yaklaşık. İnşallah bu video izlediğinizde 27.300 de geçer. Birçoğunuz benim yorumlarım için buradasınız. Yani duyum önemli değil hocam ya. Duyum çıkar çıkmaz diyorsunuz. Ama ben ek olarak size duyum veriyorum. Ben bilmişim bilmemişim çok mühim değil arkadaşlar. Bak 12 tane stoperle görüşüyoruz desem yalan söylemiş olmam. Bir tane yabancı, bir tane Türk stoper beklediğimi de söyleyeyim size. Israrlı bir şekilde üstüne basa basa söyleyeyim. Zaten süreç bittiği zaman herkes diyecek ki ilk ben söylemiştim. Hayır ben söylemiştim. Hayır ben söylemiştim diyecek. O yüzden beni boş verin. Son haberimizde bunu da eklemezsem çatlayacağım. Fenerbahçe'ye Lewandowski arkadaşlar. Lewandowski adım adım Fener'e. Bak inanmayacaksınız. Diyeceksiniz ki hocam sen de amma attın. Lewandowski Barcelona bize verir mi? Vermez. Lewandowski bize gelir mi? Gelmez. Yıllık ücretini ödeyebilir miyiz? Ödeyemeyiz. Hani? Dünya Kupası'na veda eden Polonya 34 yaşında gelen büyük yıldız Robert Lewandowski'nin halefini aramaya başladı. Polonya basını yeni Lewandowski olabilecek isimleri sıralarken bir de sürpriz Fenerbahçe detayına yer verdi. 2 puan farkla liderlik falan filan. Polonya'dan sürpriz iddia. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan'la aynı grupta yer alan Polonya, Arjantin'le birlikte üst tura çıkmıştı. Son 16 turunda Fransa'ya 3-1 yenildi. Ve yıldız oyuncu Lewandowski çok yüksek ihtimalle son Dünya Kupası maçında oynadı diyor. Şimdi yeni Lewandowski dediği Simon Vlodarczyk. Gimenez. Vlodarczyk 19 yaşında, 1,91 boyunda, Polonyalı, 800 bin euro piyasa değeri olan Polonya Ligi takımlarından Gornik'te oynayan bir futbolcu. Bize yazmışlar. Ve oyuncu 17 maçta 7 gol atmış, 815 dakika. Bunu bize yazmışlar arkadaşlar. Hatta kim demiş bunu? Oradaki bir basın demiş, yanlış hatırlamıyorsam. Hani oranın basınının yalan haberi bu haber. Anlamadım hocam. Doğru mu yalan mı? Oranın basınının yalan haberi. Hocam geliyor mu gelmiyor mu? Ulan oranın basınının, Polonya basınının yalan haberi. Yani üye mi olacağız duyumu anlamak için? Yok. Beğeneceksin, abone olacaksın, 3 kere su içeceksin, suyu besmeleyle içeceksin, öyle anlayacaksın. Palavra arkadaşlar, böyle bir şey yok.
Ha şu var. Bak kulağa ne kadar hoş geliyor. İşte Fenerbahçe'de yabancı sınırı dolu olduğu için 21 yaş altı futbolculara yöneldi takım. Mantıklı. Herkesin kafasına yatar. Yatmaz mı arkadaşlar? Mantık olarak doğru. Hocam peki bir şey soracağım. 12 tane isimle ilgileniyoruz diyelim. Hani misal. Bunların içinde Samet Akaydın falan filan var mı? Var. Görüşüldü. Kulübüyle de görüşüldü. Kendiyle de görüşüldü. Kaan Ayhan var mı? Var. Kulübüyle de kendiyle de görüşüldü. Ama uzak ihtimal Kaan Ayhan. Çok uzak ihtimal. En uzak ihtimal Kaan Ayhan belki. Roşa fiyat sorulmuştur ya da bize önerilmiştir. Hocam bu Haaland konusunda bu Bertu Yıldırım gelir mi? Devre arası zannetmiyorum. Lewandowski geçiniz. Hocam biz bu videodan ne anlayacağız? Bünyamin Balcı da yok. Enes Alıç o da yok. Ha şeye U19 alırsak onu A takıma saymıyorum ha, yanlış anlaşılmasın. Ben A takım transferinden bahsediyorum. U19 alınırsa onu konuşmamış oluyorum. Luan Perez takımda çalışmalara çok yakın bir zamanda güzel bir şekilde başlayabilir. Buruma kulüp bakıyor. Süper Lig'den de ilgilenen kulüpler var. Aslında Bertuğ Yıldırım'ı Fenerbahçe alsa Buruma'yı oraya kiralasa. Benim tablo da güzel ya. Öyle arkadaşlar. Bu kısımdan benim aktaracaklarım bu kadar. İnşallah alıcılarınız açıktır. İnşallah videoda anlatmak istediğim duyumları anlamışsınızdır. Görüşmek üzere.